Vakit oldu ey gül cemalim, gel bir alem eyleyelim. Ol köşeden derlendirip bir hikayet söyleyelim. Merhaba küçük arkadaşlar. Ben Levent Kırca, size küçük bir öykü anlatmaya geldim. Yalnız anlatacağım bu öykü kara kuru bir öykü olacağına, vakit de Ramazandır, müsaittir diyerekten öykümüzü meddah tarzında anlatmayı yeğledim. Biliyorsunuz meddahın geleneksel Türk tiyatrosunda çok önemli bir yeri vardır. Şöyle ki meddah gösterisini tek başına sunar ve gösterisindeki kişileri canlandırarak gösterir. Efendim bu kadar laftan sonra öykümüze başlayalım. Hak dostum hak diye başlamalı söze, işte peşkir, işte sopa, geçelim öykümüze. Efendim bu sopa çevirip dövmek içindir bendenizi, yine bu peşkir sıkıp boğmak için ben kölenizi. Tutup iki lakırdıyı birbirine karıştırmayalım diyedir gayretimiz. Akşamın bu saatinde oturmuş beni seyrediyorsunuz, işte budur hayretimiz. Ancak vardır elbet dağarcığımızda bir tatlı öykü. Ne anlatıyor bu adam böyle akşam akşam getiriyor uyku. Lakin söylediklerimiz latifedir, peşinen bilinsin. Maksat latife olsun, biraz düşünülsün, gülünsün. Söyleyeceklerini fazla uzatma Levent. Alemin işi gücü var ama efendim, tamam döndürgecimizi şöylece biraz geriye atalım ve mekanımızı küçük bir manav dükkanında kuralım. Manavımız dükkanını erkenden açmış, temizliğini yapmış, yaşlı bir kadın kişiye fasulye tartmakta, ol anda dışarıya da bakla satmakta. Baklalar, baklalar, fasulye var, sıcak altın, fasulye, sıcak bakla. Deyince yaşlı kadın söze karışmış. Aa, efendi oğlum, beni buralarda saatlerdir bekletiyorsun ayol. Aa, şurada iki okka bize fasulyeyi tartamadın da dışarıya bakla satıyorsun, olur mu? Ama olur mu anneciğim, yani şimdi ben sana fasulye tartarım, dışarıya da bakla satarım, ne var yani bunda? Ne var olur mu evladım, bizim de evde bekleyenimiz var değil mi, biz de bir kadın kişiyiz. A vallahi şakadanak, dışarıda bayılırım şuraya ayol. Anneciğim ne? Terbiyesize bak, bir de kalkmış da bana anne diyor. Ben senin nereden annen oluyormuşum bakayım zıpır. Oğlum hadi bakayım lakırdıyı fazla uzatma da şuradan bana iki tane sulusundan limon ver. Neyse efendim, manav gitmiş limon sandığının başına, limonlarını seçerken yaşlı kadın arkasından bağırmış. Piş, piş, efendi oğlum baksana. Ay vallahi kulağı bile duymuyor, bunu bir de kalkmış bana anne diyor. Oğlum limonlar öyle sıkılmış da sandığa atılmış cinsinden olmasın deyince manavın tepesi atmış. Bana bak anne, bu limonları ben sıkıp da atmıyorum oraya, bunlar zaten sıkılmış geliyor. O anda bir çocuk peyda olmuş dükkanda. Çocuk pat oradadırdır, pat buradadırdır. Manav efendi amca. Oğlum dur ayaklarıma dolaşma Allah Allah. Manav efendi amca. Yaşlı kadın kızmış. Hadi elini zoruna bak, sen nereden çıktın evladım? Dolaşmasana adamın ayağının altına. Tövbe. Ay vallahi şimdi şakadanak düşer de bayılırım ayol. Neyse manav efendi oğlum, sen benim hesabımı gör de ben gideyim artık. Diyor yaşlı kadın. Şimdi anneciğim senin iki okka fasulye, iki tane limon. Nihayet söz sırasının çocuğa geldiğini fark ederler, manav sorar. Gördün mü oğlum, bak işte gördün mü? Heh, bak sıra sana da geldi, hadi söyle bakalım ne varsa. Şey manav efendi amca, senin dışarıda portakal sandıkların var ya. Ne olmuş onlara? İşte onları bir adam aldı da gitti deyince yaşlı kadın kucağında filesiyle. Ay vallahi şimdi çakadanak düşer de bayılırım şuraya diyerekten kalmaz mı? Peki ya manav kulağında kalemi aa diye, çocuk da ya diye. Derken efendim dokuduk atlar gelir manav dükkanının önünde dururlar. Şimdi bu atların üstünde zamanımızın jandarması, onlar o devirde ona kolcu diyorlar. Kolcular aşağı inerler atlarından, kara bıyıklısı bıyıklarını oplata oplata konuşur. Hayırlı sabahlar olsun manav efendi. Hayırlı sabahlar olsun beyim, buyurun. Ay hoş geldin evladım. 41 kere maşallah, ne kadar da yakışıklı.
Efendim, bu Bekir Usta'nın evini ararız, meşhur Çivici Bekir, bilir misiniz? O sırada manavda çalınan sandıkların hesabını yapmakta garip. Bir sandık, iki sandık, üç sandık, dört sandık, yandık. Fakat o anda oradaki kolculara çocuğu da göstermeyi ihmal etmez ha. İsabetli geldiniz efendiler. İşte çocuk bu, Bekir Usta'nın da oğlu. Neyse efendim, lakır değil, fazla uzatmayalım. Gelelim Bekir Usta'nın evine. Ama önce duyulsun biraz müzik, dinlensin azıcık kulunuz. Öğüdüm size kalsın, sakmasın sizin de benim gibi diliniz. Nerede kalmıştık efendim? Ah, Bekir Usta'nın evinde, tabii. Bu Bekir Usta tatlı, güler yüzlü, hoş sohbet, pembe beyaz sakallı bir adam. Koltuğuna oturmuş çivi yapmakta. O anda kapı çalmakta. Hayırdır inşallah? Kim geldi acaba? Bekir Usta kalkar, tıkır diyen kapıyı açar, kolcuları görünce içeri buyur eder. Efendim, buyurun, buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Kolculardan kara bıyıklısı bıyıklarını hoplata hoplata konuşur. Bekir Usta, gün inmeden düşesin bizimle yola, padişahımız efendimiz seni istiyor, haberin ola. Aa, Bekir Usta çok şaşar bu işe. Padişah kendini niye arıyor? Beni padişah niye arasın? Demeye kalmaz, tıkıdık atlar, saraya varırlar. Ol ihtişam, ol kadife perdeler, ol yerler mermer, pırıl pırıl camlar, bir sütunlu koridordan geçerler ve padişahın huzuruna gelirler. Padişahın huzuruna gelince Bekir Usta hayretler içinde bakar. Çünkü ilk defa padişah görüyor ya, orada bakar. Aman! Hiç gülmez mi bu adam? Diyor Bekir Usta, padişah ise. Bekir Usta, duydum ki çok iyi çivi yaparmışsın. Bana sabaha dek 1000 tane çivi yapasın, altın olsun. Bu çiviler tahtımı süslesin. Eğer yetiştiremezsen kellen gidecek, bilesin. Deyince Bekir Usta şaşkın, bitkin, yüzü de solmuş, hatta azıcık da kalbi sıkışmış. Ah diye almışlar, getirmişler evine. Herkes toplanmış başına, ne oldu baba, ne oldu diye. Bekir Usta, İşte böyle demiş. Benden sabaha kadar 1000 tane çivi istiyor. Boysa bilmez mi ki bu adam? Bütün aile çalışsak ancak 40 çivi yaparız. İyisi mi? Helallaşalım. Oturun şöyle de doya doya bir sizi seyredeyim. Diyor. Herkes çekiliyor köşesine ama üzgün. Karısı itiraz ediyor. Olmaz diyor. Olmaz olmaz. Bir padişah kişi bilmez mi ki biz sabaha dek ancak 40 çivi çıkartırız? Madem ki bu adam bizden yapamayacağımızı istiyor, o halde çalışalım her zaman olduğu gibi. Çalışalım. Bekir Usta'nın pek aklına yatmıyor bu laf ama ne yapsın ki, çare yok. Hadi o zaman hep birlikte çalışalım. Atın ölümü arpadan olsun. O gece Bekir Usta'nın tek gözlü evinde 3 mum yanmış sabaha dek. Günün ilk ışıkları evi aydınlattığında herkes yorgun, bitkin, bir o kadar da umutsuzmuş. Bekir Usta'nın nezaretinde çiviler bir dahi sayılmış. 40'ı ancak geçe. O anda nal sesleri duyula. Bütün kulaklar atların ayaklarında. Bekir Usta kolcu kapıyı çalmadan açmış. Kolcu kara bıyıklarını hoplata hoplata konuşmuş. Bekir Usta, buyur. Kaç tane çivi yaptın Bekir Usta? 40. Ver onları bize. Padişahımız efendimiz sabaha karşı öldü. Tahtı için hazırladığın altın çivileri tabutunda kullanacağız demiş. Herkes şaşkın. Bekir Usta da sadece bir ya diyebilmiş. Evet sevgili arkadaşlar. Bekir Usta ile birlikte siz de umutsuzluğa düştünüz bir an.
Ama sonunda gördünüz ki hikayelerde olduğu gibi sonunda kazanıyor doğru olan. Öykümüz bu kadar. Dağarcığımızda olanı söyledik. Lafı fazla uzatmamalı, yetsin demeli. Bu hikayeyi size Ahmet Önel yazdı. Bilinmeli. Thank you.